Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yaş heyecanı sardı. 4 Ağustos'ta toplanacak Yüksek Askeri Şura'da terfi ve atamalar görüşülecek. Toplantıda komuta kademesinin görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri heyecanla yüksek askeri şurayı bekliyor. Toplantı 4 Ağustos'ta yapılacak. Adresi Beştepe olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya şura üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar ve komutanlar katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerli, geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Musa Avsever Şura'da ilk kez yer alacak. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki yaş üyeleri anıt kabiri ziyaret edecek. Toplantıda albayların terfileri ve emekliye ayrılma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Şura'da 67 yaşındaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılması bekleniyor. Daha önce 67 olan yaş haddi 13 Temmuz'da yürürlüğe giren kanunla 72'ye yükseltildi. Orgeneral Güler'in görev süresi uzatılırsa, 80 darbesinden sonra 4 yıldan fazla genelkurmay başkanlığı yapan ilk isim olacak. Ayrıca Mareşal Fevzi Çakmağ'ın ardından 67 yaşından sonra görev yapan ilk genelkurmay başkanı olacak görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özballa, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz'ün durumları da şurada görüşülecek. Her iki ismin de görev süresinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetleri'nde, Orgeneral Küçük Akyüz ise Hava Kuvvetleri'nde 4 yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan 3. isimler olacak. Komutanların emekli olması halinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na aday olarak Orgeneral Atilla Gülhan gösteriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Donanma Komutanı Oramiral Ercümet Tatlıoğlu'na emanet edilecek. Öte yandan Kara Kuvvetleri'nde 4, Hava Kuvvetleri'nde 3 Kor General 4. Yıldız'ı takıp Or General olabilmek için terfi bekliyor. Teamüllere uyulursa Kara Kuvvetlerinde 1. Ordu Komutanı olarak görev yapan Kemal Yeni, Or Generalliğe yükselecek. Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı Tüm General Sezai Öztürk'ünse Kor Generalliğe yükseltilmesi bekleniyor. Irak ve Suriye'de operasyonları yürüten Tuğ Generallerin Tüm Generalliğe, Mavi Vatan'ın savunmasında görev alan amirallerinse bir üst rütbeye terfi etmesi öngörülüyor. Kurban Bayramı'ndan sonra kırmızı ete yeni bir zam daha geldi. Etiketteki rakamlar 10 lira daha arttı. Dana kuşbaşı 155, antikot 200 liraydı. Bu fiyatlar mazide kaldı. Et zamlandı. Kurban bayramında kesilen hayvanlarla birlikte etin fiyatında duraklama bekleniyordu. Ancak bazı kasaplar bir yandan da zam alarmı veriyordu. Ve o beklenen haber geldi. Kurban bayramından sonra et fiyatları artar mı düşer mi diye merak ediliyordu. Ve kasaplardan o oh, kötü haber geldi. Et fiyatları tam 10 lira yükseldi. Neyin zam mı bu? Ee, hayvan bulamadıkları için köylü malını e, kenarda tutuyor. Hı. Bu yüzden de bizim kesimciler mağlup kesemediği için elindeki olanlarda da zamlı şekilde verdiği için elimize bu şekilde geliyor yani. Mesela dana kuşbaşının fiyatına baktığımızda şu anda 165 liradan satılıyor. Peki kurban bayramından önce fiyatı ne kadardı? 155 TL. Yani Ar o da 10 lira arttı. Evet, kesinlikle 10 lira arttı. Peki şu anda Ağustos ayındayız. Geçen sene Ağustos ayında ne kadardı? 70 TL. Yani iki katından fazla mı artış kesinlikle, olmuş oluyor? Kesinlikle. Antrikottaki artışsa daha fazlaydı. Kurban bayramına kadar dana antrikotun etiketteki fiyatı şu anda 250 liradan satılıyor. Kasap esnafına göre kırmızı ete yeni bir zam daha kapıda. Yine de gelecek bekliyoruz.